Selamlar dostlar. En iyi atmosfere sahip oyunlar listesi fena izlenmediği için liste videolarına devam etmek istedim. Bu videoda oynanışı en iyi oyunlar olacak. Listeyi hazırlarken tabii ki bu listeye onlarca oyunun daha eklenebileceğini biliyorum ama videoyu 100 dakika yapmamak için kısa tuttuğumu söylemem lazım. Bazı oyunlar yenilikçi olduğu için bu listede, bazı oyunlar sunduğu çeşitlilikle bu listede ama oynanış demek tabii ki sadece çeşitlilik ve yenilik demek de değil. Sonuçta bazen çok çeşitli oynanışlar sunan ama her çeşidinde de batıranlar oluyor. Mesele bunları da iyi yapmakta. Özetle bu liste benim kafamdaki oynanış fikrine göre hazırlanmıştır diyelim ve listemize geçelim. Ah Rayman, ah gecemi gündüzüme katıp oynadığım oyunlardan biriydi. Şu aralar kendisini neredeyse unutacak seviyeye gelsem de bu listeyi hazırlarken ilk o aklıma geldi. Çünkü beni inanılmaz müzikli sekanslarıyla büyülemeyi başarabilmişti. Normalde zamana karşı mücadele ettiğimiz kaçış sekanslarında yapabileceğimiz hareketler sınırlıdır ve oyun bizden bu hareketleri tam zamanında yapmamızı ister. Arkaya da gerilim müziğini dayar, kaosun içinde sıyrılmaya çalışan zavallılara dönüşürüz ama bunların finalleri cutscene'lerle süslenir ve zavallı artık kahraman olmuştur. İşte Rayman buna müzikle öyle bir dokunuş yapıyor ki oynanış baştan aşağı değişiyor. Yaptığımız eylemin olağanüstü bir eylem olduğunu düşündürtüyor. Rayman'ı özel yapan bana kalırsa hep bu sekanslardı. Her daim bu sekanslar için oynadım oyunu. Tabii biraz da yan karakterleri merak etmem bunda etkili oldu. Sonuçta oyun kendini oynatabiliyordu ve bunda çok iyiydi. Bilemedim sizce Rayman'ı efsane yapan neydi? <laughs> Efsaneden konuşuyorduk değil mi? O zaman çağ açan bir efsaneye geçiş yapalım. Dota. Dota o zamana kadar yapılmamış bir şeyi derli toplu şekilde bize sundu ve 5'e 5 offline ve online mücadelenin keyfine varmamıza fırsat tanıdı. Onlarca skill setine sahip hero'lar, farklı alanlar, her oynanışta değişen kader. Yani bir insan oyundan daha fazla nasıl verim alabilirdi ki? O yıllarda bunu ilk kez deneyimlediğimiz için resmen büyülenmiştik. Kaç saat verdik ama odalarında bu oyunu Allah bilir. Tabii oyunun mekanik olarak biraz daha gelişmesi lazımdı. Karakterler döneme uygun şekilde kalas gibi hareket ediyorlardı ve skiller için atanan tuşlar bazen çok saçma yerlerde olabiliyordu. 4 skill'i olan bir hero'yu oynamak için Arok'taki kaleci gibi olabiliyordu insan. Yine de dediğim gibi bağımlılıkçı en azından bu tür için Dota ile başlamış sayılabilir. Bir efsaneden bir garabete fırlıyoruz şimdi. Bu oyun en iyi oynanış kısmına girmeyebilir ama listede olmasını arzu ettiğim oyunlardan biri olmaya başarabildi. Oyunu galiba Epic bedava vermişti ve bugüne kadar böyle bir oynanıştan haberim yoktu. Oyun aslında özünde Quick Time Event ama bunu tüm klavyeyle yapıyor. Bir yandan incilimizdeki gerekli ayetleri okuyor bir yandan da düşmanlardan kaçmaya çalışıyoruz. Tek elle yazıp diğeriyle kaçsan dert, iki elle yazıp kaçmaları ertelesen dert. İnsanın kafasını allak bullak ediyor. Başlarda acayip bir şey bu yahu desem de bir süre sonra baydığı için bırakmıştım ama böyle farklı bir oynanışı denediğim içinse mutluydum. Sıra sponsorumuz Lootout'a geldi. Lootout, IO, Classic third person shooter oyunu ama bunu browser üzerinden yapıyor. İşten eve geldin diyelim. Hızlı bir oyun atmak istiyorsun. Loot Out EO bunu sana farklı modlarla sunabiliyor. İster nadir silah parçaları bulabileceğin hem yapay zekaya hem de insanlara karşı oynadığın oyun modunda oyna, ister Battle Royale takıl, ister Deathmatch'te kafa dağıt. Lootout karakter tasarımı konusundaysa size oyun içi yaratıcısını ve Ready Player Me'nin karakter yaratıcısını kullanma izni tanıyor ve bu sayede karakterinizi tamamen özelleştirebiliyorsunuz. da kullanılabilir bir silahlarında bir sınırı yok. Düşen parçalarla çeşitli silahlar yapabilir, bunu oyun içinde kullanabilirsiniz. Ayrıca oyunlarda topladığınız puanlarla haftalık listede yukarı sıralardaysanız haftalık 100 dolar ödülü olan turnuvaya katılmaya hak kazanıyorsunuz. Sponsorumuz Lootout açıklamaya ve yorumlara bıraktığım lootout.io adresinde çevrim içi bir şekilde oynamanız için sizleri bekliyor. Kendilerine teşekkürlerimizi sunuyor, listemize devam ediyoruz. Batman yakın dövüş sistemini öyle bir noktaya getirdi ki ona ne kadar teşekkür etsek azdır. Günümüzdeki oyunlar bile bu oyunun sistemini kullanıyorlar o derece. Böylesi bir yenilik sunduğu için listeme koymak istedim. Oyun hatta seri kendi içinde dövüş mekaniği dışında da acayip işler bir seriydi. Uçmak, kaçmak, ne bileyim dedektiflik yapmak o kadar yağ gibi akıyordu ki oyun budur dedirttiriyordu. Gerçi bazı noktalarda özellikle dedektiflik kısımlarında illallah ettiğimde çok olmuştu. Yalan yok. Manuel Samuel farklı oynanışıyla gözümü boyamıştı. Oyunun en büyük özelliği belki de hiçbir yerde göremeyeceğiniz tuhaflıkta mekaniklere sahip olması ama sırf bu yüzden acayip de bir handikapı var. İkinci kez oynanamıyor bu oyun. Evet karakterin yürüyüşünü, elini kolunu biz kontrol ediyoruz. Her şey manuel, düşüncesi dahi manuel bir karakter ama tekrarlanan oynanışlara ekstrem farklılıklar eklenemez miydi? İşte o zaman Manuel Samuel gerçek bir oyun olabilirdi. Bu haliyle bir deneyimden öteye gitmiyor ama listeye oynanış adı altında alınacak kadar da iyi. Al sana oynanış abidesi It Takes Two. Bir oyun çeşitlilik sunup bu çeşitliliğin altından nasıl bu kadar iyi kalkabilir yahu? Oyunun kendisi zaten sağdan soldan baştan aşağı değişip mekanikten mekaniğe giriyor. Bir de buna oyun için mini oyunlar eklemişler ki her biri farklı bir eğlence sunuyor. Düğmelerim olsaydı onları iliklerdim bu oyunun karşısında. Niye ise tam değerinin bilinmediğini düşünüyorum. Övüldü ama daha çok övülmeliydi. Zelda ama hangi Zelda? Eski Zelda'ları ben bilmem. Yenileri de öyle 100 saat deneyimlemiş diyeyim yok. Çünkü bilin bakalım ne eksik. Evet bir adet Nintendo eksikliği var bende. Yine de el alemin Nintendo'sundan 3-5 saat oynayıp ha siktir ben ne oynuyorum dedim. Onu oradan alıyorsun, buraya koyuyorsun, bin tane skill, bin tane aletle birleşiyor, mekanik oluşturuyor, bütün bu mekanikler kullanılabilir durumda filan. İnsan delirir valla. Özellikle son oyunu milletten izlerken bile ağzımın suyu aktı. Neyse bir gün Nintendo'm olursa alır, oynar, ekstra överim. Geldik listelerin gediklilerinden birine, Death Stranding'e. Bu oyunun en çok eleştirilen yeri oynanışıydı. Cümle cemaat kargo simülasyonu deyip duruyordu. Ben de açıkçası oyuna girerken aynı hislere bürünmüştüm. Ayıptır söylemesi bu sene oynadım oyunu. Geç oldu ama o kadar büyük keyif verdi ki. Bunda sinematiklerin gücü tabii ki yüksekti ama bir yerden bir yere eşya taşıyor olmanın bu kadar keyif verebileceğini tahmin etmiyordum. Sırtındakileri düzenlemesidir, farklı araçları kullanarak ilerlemesidir, yolları tamir etmesidir ve tabii ki nihai aşamada zipline'ları ülkenin dört bir yanına inşa etmesidir. Nasıl bu kadar keyif verebilir abi? özünde kargocuyuz. Dallı budaklı bir oynanış da sunmuyor. Yürüyoruz yani. Ama verdiği hissiyatla oynanış birleşiyor olmalı ki onlarca saat oynatabildi beni. Bu arada 3 saat oynayıp da boyuna bok gibi diyene de saygım var. Oynanış ona hoş gelmemiş olabilir ki zaten Dead Stranding tam olarak böyle bir oyun. Herkes oynayabilir ama herkes sevmez. Oynanış eleştirilen bir oyundan, oynanışını eleştirmenin göt isteyeceği bir oyuna geçiyoruz. Karşınızda Kirby. Ya sen ne mübarek bir oyunsun? Her köşesinden ayrı oynanış çıkıyor. Ateşle ayrı mekanik, buzla ayrı mekanik. Efendime söyleyeyim, merdiven yuttun, al sana ayrı mekanik. Böyle oyunlar oynaması çok keyifli. Önüme Witcher'ı ve Kirby'yi koysalar, Kirby'yi oynar mıyım? Hayır ama mantıken oynamam lazım. Siz oynayın. Mount Blade geldi, evlere şenlik geldi. Hadi bakayım. Al sana tamamen oynanıştan ibaret olan bir oyun. Hikaye desen kendi kendine ilerleyen ortalamaya dahi yaklaşamayan ama kendin yarattığın için acayip iyi gelen bir hikaye. Görüntüler desen, dizayn, tasarım anlamında yine ortalama. Ses, müzik, şu bu atmosfer yine ortalama ama oynatıyor mu? Aslanlar gibi de oynatıyor. Çünkü açık dünyanın içinde en dipten en yükseğe minik adımlarla yükselmenin keyfini başka hiçbir yerde alamıyoruz. Kılıç dövüşlerinden stratejik oynanış mekaniklerine çokça beğendiğim bir oyundur kendisi. Kılıç dövüşü derken gidip Ninja Gaiden kıvraklığı, Sekiro tepkilerinden bahsetmiyorum. Herhalde o anlaşılmıştır. Sinir olduğum ve oynamayı hiç sevmediğim ama yine de oynamaktan geri duramadığım bir oyunda sıra. Dark Souls kendisi oyunda sadece kötü oyuncular düşer diyorlar ve evet ben kötü bir oyuncuyum. İki kılıç sallayacağız diye her yerden düşüyoruz arkadaş. Bu düzeltilemez mi şimdi? Başka şans tanınamaz mı? Bazen bok gibi buglar oluyor oyunda lan bari oraları coverlayabilelim. Yine de her şeyine rağmen oynanışıyla türe isim vermek nedir bu oyun kanıtladı. Kendisini tebrik ediyoruz ve 3 evetle Emin Çıtağı uğurluyoruz. Aha bir sapık oyunu daha Hotline Miami. Üstten bak ateş et ateş etsinler öl ya da öldür. Her şey bu ama o kadar hızlı ki oyuna tekrar başlamak ve tekrar ölmek arasında 30 saniye filan oluyor. Tek bir mekanik stratejik planlama olanaklarıyla bizi oyunun içinde tutmayı başarabiliyor. İşte buna bölüm tasarımı deniyor. Günün birinde en iyi bölüm tasarımına sahip oyunları da listeleriz elbet diyor ve videonun kapanışına geçiyoruz. Evet dostlar video buraya kadardı. Kanala maddi olarak destek olan ve her daim izleyerek beni yalnız bırakmayan dostlarıma teşekkürler. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.